belli vakitte tutulduğu için orucun farz olması şehr-i Ramazan'a yetişmekle olur, bir belli vaktine kadar yetişmekle olur. Yani şehr-i Ramazan 29 çeker, 30 çeker. Bana 30'u birden farz olması, sana farz olması belli değildir. Ölüm var, ağır hastalık var, akılın gitmesi var. Şu halde bir kimsenin orucu günlük olarak niyet edilir. Günlük olarak belli vakitte yetişen kimseye o günün orucu farz olur. Şimdi bugün ne? Cumartesi. Cumartesi orucu yarın Allah razı olsun, fecr-i sadıktan güneş batana kadar, fecr-i sadıktan güneş tepeme dikilene kadar ben o vakte yetiştiysem oruç farz olur. Demek orucun farziyeti gün gündür. Neden kaba kuşluğa kadar yetişene farz olur yiyip içmediyse? Hristiyansa, kafirse Müslüman olur. Çocuksa akıl bali olur. Kızsa hayızdan kurtulur. Kadınsa şu halde deliyse şifa bulur. Allahu Teala bu zümrelerde o günün orucundan faydalansın diye 3 gün oruç farz olmaz, 5 gün oruç farz olmaz. Oruç Ramazan ayına yetişmekle farz olmaya başlar ama her gününde teker teker farz olur. Ben önümüzdeki cuma orucuna farz değilim, benim üstümde değil. Neden? Bilmiyorum ki ecelim var mı? Koyu anladınız anlamadınız. Onun için oruca her Allah'ın günü niyet edilir. Şimdi şu gün yarın ne günlerden? Pazar. Yarın demeyeceğiz ona. Şimdi akşam namazını kıldık, pazar girdi. Ya Rabbim üzerime farz olan, siz de niyet edin. Ya Rabbim üzerime farz olan pazar orucu, bugünkü pazar orucunu tutmaya niyet ettim. Şehri Ramazan'ın orucu akşam iftarla başlar niyet, ertesi gün güneş tam tepeme dikilene kadar bekler, sürer. Neden bu kadar gecikti? Çünkü Hristiyan Müslüman olabilir, çocuk akıl balik olur, kız hayızdan, kadın hayızdan kurtulur, deli iyi olur, yoldaki yoldan evine gelir. Onun için Allah nimetinden o kullar mahrum olmasın diye orucun niyetin vaktini geniş tutmuştur. Bugün şimdi akşam iftar ettim. Ya Rabbim rızayı şerif için iftar ediyorum. Ya Rabbim pazar günün orucuna da niyet ettim derse ne olur? Ama kaza orucu karanlıkta niyet edilir. Ben şehri Ramazan orucunu veya herhangi bir hanım kaza orucuna niyet edecekse gece edilir. Gün ışırsa kaza orucu bozulur. O zaman nafileye döner. Demek ben kaza orucuna niyet edeceksem akşam kararınca başlayacak, sabah gün ışımadan niyetim bitmiş olacak. Halbuki şehri Ramazan'da niyetim vakti akşam başlar, ertesi gün kaba kuşluk güneşin tepeme dikilmesine kadar devam eder. Burasını da öğrendik, Allah razı olsun. Şu halde belli vakit bu. Belli ölçüler nedir? İbadete niyettir. Allah'ın oruç kuluna emanetidir. Ben sana şehr-i Ramazan'a emanet ediyorum. Ya Rabbim ben bu emaneti kabul ettim. İbadet olarak kendime seçtim. Belli ölçüler ibadeti kastetmek maksadıyla olur. Belli şeyler. Yemekten, içmekten, cinsi münasebetten kesilmektir. Orucun sebebi, demin anlattım, şehr-i Ramazan'ın her gününün oruç tutabilecek niyet vaktine kadar yetişene farz olur. Hayızdan temizlenene farz olur. Evet, şimdi iş incelmeye başlıyor, biraz daha gidiyor. Orucunun vücubunun şartı nedir? İslam olan, akıllı olan, buluğa erene,
kızsa hayız görenin farzolu. Edasının şartı nedir? Saatli olana farz olur, mukim bir sefere çıkmayana farz olur. Saatli olmak orucu tutamayacak derecede hazık bir doktor, sen orucunu tutamazsın diyerek hakikaten halis samimi rapor verirse, o kimse o günkü orucu tutamaz, sonradan kaza eder. Asıl yere geliyoruz şimdi. En önemli yere geldik. Allah işimizi alsan, akıbetimizi hayırlı, niyetlerimizi kamil etsin. En zor yere geldik. Orucun rükmü nedir? Muhteremler, orucun farzı yemek, içmek, cinsi münasebetten kesilmektir. Bunu olursa oruç bozulur. Peki rükün nedir? Farzın içindeki o amelin sahih olmasının şartı rükündür. Hac. Haccın rükünü Arafat vakfesidir. Arafat'ta vakfeye tutmayan haccı yanar. Namazın rükünü nedir? Ramazan rükünü kıyamda durmaktır, rükûde durmaktır, secdede durmaktır Allah için. Ha, şimdi ince yere geldik. Orucun rüknü belli şeylerden kendini alakoymaktan ibaret olan şer'i hakikattır. Belli şeylerden kendini alakoymaktan ibaret olan şer'i hakikattır. Belli şeyler gelecek şimdi. Orucun hükmü nedir? Rüknü o. Hükmü bu. Dünyada farz olan ibadeti yerine getirip Allah'ın emanetini zimmetinden düşürmek orucun hükmüdür. Orucun hükmü nedir? Ben ne yapacağım bu oruç hükmüyle? Rabbim Teala bana orucu emanet etti. Her bir günün orucunu tut dedi. Ben bunu zimmetime geçirdim. Evlendim, nikahlandım, hanımım zimmetime geçti. Ev aldım, tapuyu, parayı verdim, evin tapusu zimmetime, ev geçti. Pekala, orucun hükmü nedir? Orucun hükmü, orucu Allah bize teker teker emanet etti. Bu ibadeti yerine getirerek üstümüzden zimmeti düşürmektir. Ahirette rızayı ilahi kazanmaktır. Bunları hiç duymadık. Ben de mahsus seçiyorum öyle ki herkes bir sakız çiğnemen bozuldur, musürmeci. Bunu herkes biliyor. İşte orucun hükmü çok zor. Karıyı nikahladım. Namusunu koruyacağım. Rızkı bana ait. Doğurduğu çocukları büyüteceğim. Helalı haramdan giydireceğim. Bu kadın zimmetime geçti. Çocuk oldu, çocuk da benim zimmetime geçti. Allah kadını da soracak, çocuğu da. Bunun gibi oruç tut emriyle oruç benim zimmetime geçti. Nikahı orucun üstüme kıyıldı. Oruca bakmakla mükellefim. Burasını hiç duymadınız, şaşırdınız. Orucu muhafaza edeceğim. Karımı zinakarlık yaptırır mıyım? Irzını, namusunu korumaz mıyım? Evime hırsızı sokar mıyım? Taksimi ele verir miyim? Yok. Pekala bu o taksimi vermezsin. Hırsız sokmazsın. Peki bu orucu korumazsan bunun gibi olmuyor mu? Ya Rabbim ben evimi koruduğum gibi orucumu korudum. Hiç duymadınız bunları. Orucu korumakla mükellefiz. Bu orucu bu kadar mükafatlarla sana verdim. Hakkını eda et. Başüstüne ya Rabbim. Vallahi nokta kondurmam diyerek orucu tutmak lazım. Şimdi noktalara geleceğiz ama ısırırım seni. Allah bir ısırır. Kafa gitti benim. Karıyı koruyuyoruz. Evi koruyuyoruz. Mahsus inceltiyorum. Taksiyi koruyuyoruz. Cepteki parayı da koruyoruz. Biri çalmaya gelsin. Müsaade etmeyiz. Peki parayı çaldırmıyoruz. Çocuğu koruyoruz da oruç da bize zimmet. Ben bu orucu sana emanet ettim şu şartlarla.
ayet var. Ta ki koruyasınız. Bu çocuğu koruduğun gibi orucumu da koru. İş inceldi şimdi. Ta ki koruyasınız. Sizden önceki kavimlere farz olduğu gibi size de oldu. Ta ki koruyasınız. Şimdi ta ki korumayı göstereceğim. Korumadık ibadet olmuyor. Korumadık emanete hiyanet etmiş oluyoruz. Korumadık günahlarımız dökülmüyor. Korumadık verdiğim müjdelerin hiçbiri gelmiyor. Taksiyi korumadım. Benzini yok, yağı yok, tuzu yok, aküsü yok, seni bir yere götürmez ki. Taksiyi koru. Benzini koy, yağı koy, bakımını yap. O da seni götürür. Orucu korursan taksi gibi seni götürür. Müjdelere alkışı tuttunuz da şimdi yağ isteyeceğim, taksiye koymaya, benzin isteyeceğim, akü isteyeceğim, koltuğa deri isteyeceğim. Ya önce pek keyiflendiniz, bedava cenneti gördünüz, hurileri, karıları buldunuz, oynadınız ama şimdi bu cennete girmeye para lazım. Ta ki koruyasınız. Ben dün bunu okudum, şuurum durdu. Orucun hükmü bu ibadet olarak bize emanet edildi. Zimmetimize geçti. Ayeti Celile ile beraber Sure-i El-Bakara 183. ayet. Ta ki sakınasınız, ta ki koruyasınız. Orucun şer'i hikmeti çıkmış oluyor. Orucun şer'i hikmeti nedir? Başlanmasına uygun takva ile haram ve şüpheli şeylerden sakınıp Allah'tan korkma duygusu kalpte doğarak orucu muhafazadır. Demek orucun rüknü var, orucun hükmü var, hiç duymadınız. Orucun şer'i hikmeti var. Orucun şer'i hikmeti nedir? Orucun o gün başlangıcından uygun olarak şüpheliden, haramdan sakınıp Allah rızası için Allah'tan korkarak kalpte orucu koruma duygusunun meydana gelmesi orucun şer'i hikmetidir. Oruç ya dava edecek bizden ya hoşnut olacak. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Şehr-i Ramazan'dan sonra Şevval, yanlış mı dedim, kafam gitti. Şevval, bayram günü minbere çıkarken 3 kere amin dedi. Amin, amin, amin. Sahabe dedi, ya Resulullah bu amin niçin dedin? Cebrail aleyhisselam dua etti, ben de amin dedim. Ne dua etti ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Anasına, babasına yetişip de hoşnut etmeyenler cehennemde yüzüstü sürünsün. Amin. Cebrail aleyhisselam dua etti, Fahri Kainat amin dedi. Anasına, babasına yetişip de hoşnut etmeyenler yüzüstü sürünsün. 2. Şehr-i Ramazan'a yetişip de sakınmayan, onu korunmayan, hukukunu eda etmeyen cehennemde yüzüstü sürünsün. İşte şimdi işte ta ki sakınasınız, ta ki koy. Sen zannediyorsun her cehennem, her şehri Ramazan'a yetişen cennetlik olacak, geç o işi. 1 milyon değil, 100 milyon affolacak ama şartlar uyarsa. Demin pek gök gürledi ama şimdi yağmur çilemeye başladı. Tarlası ekili olanlara yağmur fayda verir. Kireçli, kayalık, çilli topraklara yağmur ne fayda verir? Tarlayı hazırladıysan, tohumunu ektiysen, gübresini verdiysen yağan yağmur senin mahsulü çıkarır. Şehr-i Ramazan tarla gibidir. İşte müjdelere pek hızlı koştuk ama şimdi işler değişti. Şu halde kardeşler, orucun şer'i hikmeti başlanmasına uygun olarak, her günün orucunun başlanmasına uygun olarak, takva üstünden Allah'tan korkarak o günkü orucu muhafaza etme duygusu kalpte doğarsa orucun şer'i hikmeti çıkmış olur. Allah'tan çok korkacak oruçlu günü.
Oruçlu günü oruçsuz günden ayıracak. Şeytan yok şimdi. Allah şeytanı 10 misli artırsaydı ne yapardı? Her adama 10 şeytan gönderseydi. Şeytanlarımız da kilitli. O zaman aklımız yanımızda, nefsimiz cebimizde, sıhhat belimizde. Bu orucun da hakkından gelemezsek bu cennetler, hurler, mesire rüzgarlarından sana ne? Mesire cennetin kapılarından sana ne? Ben burayı okudum, gidemiyorum, ileri gidemiyorum. Başlanmasına uygun takva ile haram ve şüphelerden orucu koruyarak, Allah emaneti olduğunu düşünerek, emanete hiyanet getirmemek için orucu, hani 10 sene, 8 sene, 20 sene bir kadının çocuğu olmaz, 10 sene sonra bir çocuk olursa artık o çocuğu günde 30 kere öper. Vay gülüm, vay şekerim. Bu şehri Ramazan orucu 50 sene çocuğu olmayan kadının eline geçen ikiz oğlan gibidir. Koruyacak. Korumazsan bu korumazsan davul zurna düğün değil ki. Sesler kesildi. İşte ta ki sakınısınız ayetteki orucun şer'i hikmeti içindir. Bu müjdeler vardır ama ta ki sakının, ta ki koruyun. Peki nedir bu takva üstünden amel etmek? Kemal derecesine yükselmek için fıkıhtan anlatıyorum. Allah bir tasavvuf kitabı değil. Şahit olun. Anlattığım fıkıh tasavvuf eseri değil. Takva kemal derecesine yükselmek için nefsin kötü arzularından sakınmak, bilinci içinde yaşamaktır. Nefsin kötü arzu, şeytan gitti, yok şimdi şeytan. Nefsin kötü arzularından orucu kamil yapabilmek için, sahibi kamil, kemal sahibi olabilmek için takva ile orucu tutması lazımdır ki ta ki sakınasınız, ta ki koruyasınız ayetin hükmüne uymuş olsun. İnsan olgunlaşırsa melek gibi olur, noksanlaşırsa hayvanlaşır. Allah'ın emaneti hayvani sıfatlarla tutulmaz. Allah bir şeye emanet ederse meleklere etti. Her vazifeyi hiçbir kusur etmiyorlar. Orucu da insanların melek huylarına emanet etti ki mertebeleri yükselsin, dereceleri yükselsin, günahları affolsun, cennette binlerce köşk sahibi olsun. Nasıl? Melek huylu insan olgunlarına orucu emanet etti. Yoksa orucu koruyamayan, evdeki karısını koruyamayan değilse olur. Arabasını koyulmayan çalınırsa boş arabasız kalır. Parasını çaldıran parasız kalır. Orucunu nefsin günahlarından, kötü arzularından korumak suretiyle muhafaza eder, melekleşirse orucun verdiği müjde ve mükafatlarına erer. Yoksa nefsin hayvani sıfatlarına gider de kötü arzularıyla oruçluyken günahlara girerse o insan hayvanlaşır. İnsan kendine oruçtan daha büyük bir yardımcı, insan kendine oruçtan daha büyük bir imtihan görmemiştir. Oruç cennete girmesine sebep olur. Oruç yüzüstü cehennemde sürünmesine sebep olur. Onun için oruç insanın, kuşun kanatları gibidir. Atın beli gibidir. Atın beli olmazsa yük taşıyamaz. Kuşun kanatları olmazsa uçamaz. Kuş ama kanatları kırık. Hiçbir yere uçamaz. Aç kalır, susuz kalır. Şu halde oruç da ta ki sakınasınız ile, şer'i hikmetiyle, orucun o gün başlamasıyla takva hayatının kalbine getirerek, kalbinde Allah korkusu yerleşerek takva ile orucu koruması lazımdır ki biraz önce size nice müjdeler verdim, o müjdelere sahip olsun. O halde insan kendi olgunlaşmasına mani olan nefsin arzularını kırıp, nefsin çirkinlik günaha götüren yollarını, hallerini hapsedip bir ay sanki nefissiz gibi yaşaması lazımdır ki size okuduğum müjdeler o insana ulaşsın.
Nefsi çıkaracak oruçta. Nefsi kaybedecek. Allah şeytanı aldı merhametten. Şehr-i Ramazan girdi, şeytanlar kilitlendi. Hiçbirimizin şeytanı yok. Ya şeytansa şu orucu bari güzel tutalım. Bir nefsimiz kaldı. E onu da buyur beyim, buyur beyim ne emreder de günahlara götürürsek orucun şer'i hikmeti kaybolur, müjdeler gider. Cuma günü her bir saatte 1 milyon, o gün 15. günse 15 günde 1'er milyondan her bir saatte insanı cehennemden azat eder, fazileti çıkar. Şu halde insan kendine oruçtan büyük yardımcı bulamaz. Cennet müjdesi oruçta vardır. O zaman nefsi frenlemesi lazımdır. Nefsin arzularına terbiyet edip sahip olması lazımdır. Nefsi Allah'a boyun eğme melekesine elde etmek için oruç bir fırsattır. Neden fırsattır? E nefis yedikçe içtikçe kuvvetlenir. E nefis yedikçe içtikçe kuvvetlenir. Günde 9 öğün yiyeyim çok aslan gibi olur. 3 günde bir yesem kedi gibi olur. E şimdi Allah yedirmedi, aç kodu bizi. E onda da nefsimiz kedi gibi olacağını aslan gibi olduysa müjdeden sana ne? Cennetin mesire rüzgarında 1 milyon kapısının çift kanatlı rüzgarlarla sallanan dalların namesinden sana ne? Aç koydu nefsin uslansın diye. Şeytanını bağladığı hakim olasın, aç olasın diye. Her gece 3 defa hitap etti. Bir dilekte bulunan yok mu Allah-u Teala her gece de vereyim. Bir günahına tövbe eden yok mu bağışlayayım. Günahlarından bıkan yok mu affedeyim 3 kere. Kardeşim bu kadar müjdede de şu nefse acı içip bir fren koymak lazım. Sen taksi gördün mü frensiz? Tren gördün mü frensiz? Her taksinin freni var. Karanlıkta görsün diye farı var. Duymayana çalsın diye düt kornası var. Yağmurda önünü görsün diye cam sileceği var. Arkadan gelen görsün diye stop kırmızı lambaları var. Ya araban evliya gibi, üstüne belinin eşkıya gibi olmasına ne lüzum var? Araba gibi olursan vallahi cennete girersin. Arkandan gelen görüyor. Şeriatta cam sileceği ilme misaldir. Şeriatın ilminin misaldir. Helala haramı gösterir. Koruna, gaflet etme, dikkat et, namaz vakti geldi. Koruna namazı bildirir. Orucun yalanlı gıybetini haber verir. Fren! Nefsi frenlemezsen şer'i hükmünün hikmeti çıkmaz. Allah'a sığınırsan adam sabreder. Olmadı. Müjdeler çok güzel gitti. Herkese birer Mercedes, birer BMW dağıttık. Sevindiniz ama arabaların kornası yok, freni yok, stopu yok, benzini yok, şoför olacak adamın ehliyeti yok. Olmadı ki. Bu oruç ne güzeldi ama şimdi iş karıştı. Ah ah. Pekala, oruç sabırdır. Sabretmenin sevabı, mükafatı, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâh ma'as-sâbirî. Ancak sabredenlere mükafat, sevapları hesapsız verilir. Şu halde oruç ayı, sabır ayıdır. Nefsin arzularına fren ayıdır. Nefsin kötülüklerinin karanlığa götüreceği günahlarına far ayıdır. Farlarını yak. Pekala. Bu orucu ne yapar da böyle çirkin hale koyarız? Şimdi sıra ona geliyor. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, oruç bir kalkandır. Sizden biri oruç tuttuğu zaman cahillik etmesin, kendini bilmemezlik etmesin. Şayet bir kişi ona sataşır, dövüşmek isterse ben oruçluyum desin. Demek şimdi orucumuzun mükafatı, demin çok müjdeler verdim, mükafatı kalkandır. Birisi gelir hakaret ederse cevap yok. Döverse, tokat vurursa cevap yok.
Ayağına çelme takıp yere düşürürse kim düşür diye bakmak yok. Oruç tut, hakaret et, döv, söv. Olmadık ya, oruç olmadı bu. Eşkıyalık oldu bu. Neydi? Orucun hükmü neydi? Allah bir Muhammed'a şer'i hikmeti başlangıçtan uygun olarak takva haliyle, Allah korkusuyla emanet verilen orucu muhafaza etme duygusudur. Orucu koruyacak. Bir dövdü. Hiç sesimi çıkarmayacak. Bayram sabahından sonra ne yaparsan yap. Sövdü biri. Hiç teşekkür mü etti? Dua mı etti? Benimle alakası yok. Sövdü diye bir çirkinlik üstüme gelip yapışmaz ki. Oruç bir kalkandır, sizi korur. Cehennem ateşinden korur. Nasıl korur? Oruç tuttuğun zaman cahillik, bilgisizlik etme. Kendini bilmemezlik etme, oruçlu olduğunu unutma. Şayet sana bir kişi sataşırsa veya dövüşmek isterse ben oruçluyum de. Yalan okuyorum zannetmesine, şahit ol. Şayet bir kişi ona sataşır veya dövüşmek isterse şöyle desin, ben oruçluyum. Hazreti Meryem Anam çocuğu, Meryem Anam İsa Aleyhisselam'ı kucağına aldı. Babasız doğmuş. Beni İsrail gördü, bu nedir? Babasız olur mu? Bunun babası kimdir? Baktı ki herkes hakaret ediyor. Adem Aleyhisselam'dan sonra ilk defa babasız çocuk İsa Aleyhisselam. Ben bugün oruçluyum. Sükut orucuna niyet ettim dedi, hiç cevap vermedi. Çok sıkıştırdılar. Ya İsa sen konuş. Rabbim beni peygamber olarak gönderecek. Beni şaki kılmadı. Anam ben babama itaat kıldı. Beşikteki çocuk konuştu. Anam ne dedi, anam ne hakaretler ettiler. Haşa, fahişe dediler, iffetsiz dediler, namussuz dediler. Senin anam baban çok mazbut aileydi, nereden buldun dediler. Ya o güne kadar babasız çocuk yok ki. Cevabı bak. Ben bugün oruçluyum. Başka hiç cevap yok. Çok sıkıştırdılar. Hem konuşmazsın bir de çocuğu konuş dersin. Nedir bu yaptığın bize? Çocuğu gösterdi, buna sorun. Hem konuşmazsın, babasız çocuk getirirsin, hem de çocuğa sor dersin. Çifte günah. İşte buradan kaldı. Anam kadın iken ben oruçluyum dedi de binlerce Yahudi'ye cevap vermedi. Sana da üç kişi hakaret ediversin akşama kadar ne olur? Meryem anam kadındı. Sen erkeğim diye bıyık vuruyorsun. Erkekliğin yanını senin bıyığında, sakalında mı? Sataş oruç kalkandır. Oruç kalkandır. Sizi korur. Delinmedikçe. Şayet birisi size gelir sataşırsa. Benim kitap karıştı gitti, Allah biliyor. Ben giderim gelirim, sen dur. Nefis yedikçe, içtikçe kuvvetlenir. Günde 9 öğün yiyeyim çok aslan gibi olur. 3 günde bir yesem kedi gibi olur. Şimdi Allah yedirmedi, aç kodu bizi. Onda da nefsimiz kedi gibi olacağını, aslan gibi olduysa müjdeden sana ne? Cennetin mesire rüzgarında 1 milyon kapısının çift kanatlı rüzgarlarla sallanan dalların namesinden sana ne? Aç koydu nefsin uslansın diye. Şeytanını bağladığı hakim olasın, aff olasın diye. Her gece 3 defa hitap etti. Bir dilekte bulunan yok mu Allah-u Teala, her gece de vereyim. Bir günahına tövbe eden yok mu, bağışlayayım. Günahlarından bıkan yok mu, affedeyim 3 kere. Kardeşim bu kadar müjde de şu nefse acı içip bir fren koymak lazım. Sen taksi gördün mü frensiz? Tren gördün mü frensiz? Her taksinin freni var. Karanlıkta görsün diye farı var. Duymayana çalsın diye düt kornası var. Yağmurda önünü görsün diye cam sileceği var. Arkadan gelen görsün diye stop kırmızı lambaları var. Ya araban evliya gibi, üstüne belinin eşkıya gibi olmasından ne lüzum var? Araba gibi olursan vallahi cennete girersin. Arkandan gelen görüyor. Şeriatta cam sileceği ilme misaldir.
Şeriatın ilminin misaldir. Helala haramı gösterir. Koruna, gaflet etme, dikkat et, namaz vakti geldi. Koruna namazı bildirir. Orucun yalanını, gıybetini haber verir. Fren! Nefsi frenleme sen. Şer'i hükmünün hikmeti çıkmaz. Allah'a sığınırsan adam sabreder. Olmadı. Müjdeler çok güzel gitti. Herkese birer Mercedes, birer BMW dağıttık. Sevindiniz ama arabaların kornası yok, freni yok, stopu yok, benzini yok, şoför olacak adamın ehliyeti yok. Olmadı ki. Bu oruç ne güzeldi ama şimdi iş karıştı. Ah ah. Pekala, oruç sabırdır. Sabretmenin sevabı, mükafatı. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ancak sabredenlere mükafat, sevapları hesapsız verilir. Şu halde oruç ayı, sabır ayıdır. Nefsin arzularına fren ayıdır. Nefsin kötülüklerinin karanlığa götüreceği günahlarına far ayıdır. Farlarını yak. Pekala. Bu orucu ne yapar da böyle çirkin hale koyarız? Şimdi sıra ona geliyor. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, oruç bir kalkandır. Sizden biri oruç tuttuğu zaman cahillik etmesin, kendini bilmemezlik etmesin. Şayet bir kişi ona sataşır, dövüşmek isterse ben oruçluyum desin. Demek şimdi orucumuzun mükafatı, demin çok müjdeler verdim, mükafatı kalkandır. Birisi gelir hakaret ederse cevap yok. Döverse, tokat vurursa cevap yok. Ayağına çelme takıp yere düşürürse kim düşür diye bakmak yok. Oruç tut, hakaret et, döv, söv. Olmadı ya, oruç olmadı bu. Eşkıyalık oldu bu. Neydi? Orucun hükmü neydi? Allah bir Muhammed'a şer'i hikmeti başlangıçtan uygun olarak takva haliyle, Allah korkusuyla emanet verilen orucu muhafaza etme duygusudur. Orucu koruyacak. Bidi dövdü. Hiç sesimi çıkarmayacak. Bayram sabahından sonra ne yaparsan yap. Sövdü biri. Hiç teşekkür mü etti? Dua mı etti? Benimle alakası yok. Sövdü diye bir çirkinlik üstüme gelip yapışmaz ki. Oruç bir kalkandır, sizi korur. Cehennem ateşinden korur. Nasıl korur? Oruç tuttuğun zaman cahillik, bilgisizlik etme. Kendini bilmemezlik etme, oruçlu olduğunu unutma. Şayet sana bir kişi sataşırsa veya dövüşmek isterse ben oruçluyum de. Yalan okuyorum zannetmesinler, şahit ol. Şayet bir kişi ona sataşır veya dövüşmek isterse şöyle desin, ben oruçluyum. Hazreti Meryem Anam çocuğu, Meryem Anam İsa Aleyhisselam'ı kucağına aldı. Babasız doğmuş. Beni İsrail gördü, bu nedir, babasız olur mu, bunun babası kimdir? Baktı ki herkes hakaret ediyor. Adem Aleyhisselam'dan sonra ilk defa babasız çocuk İsa Aleyhisselam. Ben bugün oruçluyum. Sükut orucuna niyet ettim dedi, hiç cevap vermedi. Çok sıkıştırdılar. Ya İsa sen konuş. Rabbim beni peygamber olarak gönderecek. Beni şaki kılmadı. Anam ben babama itaat kıldı. Beşikteki çocuk konuştu. Anam ne dedi, anam ne hakaretler ettiler, haşa fahişe dediler, iffetsiz dediler, namussuz dediler, senin anam baban çok mazbut aileydi, nereden buldun dediler. Ya o güne kadar babasız çocuk yok ki. Cevaba bak, ben bugün oruçluyum. Başka hiç cevap yok. Çok sıkıştırdılar, hem konuşmazsın bir de çocuğu konuş dersin. Nedir bu yaptığın bize? Çocuğu gösterdi, buna sorun. Hem konuşmazsın, babasız çocuk getirirsin, hem de çocuğa sor dersin, çifte günah. İşte buradan kaldı, anam kadın iken ben oruçluyum dedi de, binlerce Yahudi'ye cevap vermedi. Sana da üç kişi hakaret ediversin akşama kadar ne olur.
Meryem anam kadındı. Sen erkeğim diye bıyık vuruyorsun. Erkekliğin yanlı senin bıyığında, sakalında mı? Sataş oruç kalkandır. Oruç kalkandır. Sizi korur. Delinmedikçe. Şayet birisi size gelir sataşırsa... Benim kitap karıştı gitti, Allah biliyor. Ben giderim gelirim, sen dur. Oruç bozuldu. Nimetül İslam 501. sayfa. Günahlara karşı bir sefer, bir siper, lüzumsuz şeylere karşı engeldir. Evet. Yalan sözü, yalan işi bırakmazsa Allah-u Teala'nın açlık susuzluğa ihtiyacı yoktur. Şu halde bir defa dövmeye, sövmeye kim geldi, cevap yok. Yalan söze de cevap yok, yalan yok. 3. Hasan-ı Basra Hazretleri Ebu Hüreyre Hazretlerinden işittiği hadisi şerifi şöyle beyan buyurmuştur. Oruç cehennem ateşinden bir kalkandır ama delinmez ise cehenneme sokmuyor diye müjdelerde. Oruç cehennem ateşinden bir kalkandır, delinmez ise... Ya Resulullah, oruç da delinir mi? Nasıl delinir? Yalan söyleyip gıybet etmekle oruç delinir. Gıybet! Nimetül İslam 523. sayfa. Oruç sevabı gıybet götürür. Gıybet bahsi Nimetül İslam 523. sayfada... Gıybet edenin orucun sevabı gider. Oruç liste olarak verilecek. 30 gün çekti. Her bir günün orucu var. Ben 30 güne bakacağım. 9 tane orucum var. 21'i yok. Ya Rabbim, 10. günde yok. Sen gıybet ettin. Biz de onu sildik. Sevabı yok onun. Sen defter boş. 12. gün. Sana birisi hakaret etti. Sen de onu sövdün. Biz onu da sildik. Sen muhafaza etmedin benim emanetimi, korumadın. Nasıl Meryem anam İsa aleyhisselamı korudu, hiç cevap vermedi. Sonra bitmedi daha. İhya-i Ulumiddin 1. cilt 660-670'e kadar orucun sevabı gider, hiç tutmamış gibi olur. İslam'da helallar haramlar cilt 2 22-25 sayfaya kadar gıybet, yalan orucun sevabını alır götürür. Oldu 3 kitap. El Hidaye cilt 1 282. sayfa. Gıybet orucun sevabını giderir diye tefsir ve tevil edilmiştir. Oruç cilt 1 İhya 660. Bütün bu yapılanlar orucu tutmamış hale getirir. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6 kitaptan bunlar orucu bozduğunu sayfeyle, ciltle söyler. Oruç cehennem ateşinden bir kalkandır ama delinmez ise... Ya Resulullah, oruçta delinir mi? Nasıl delinir? Yalan söyleyip gıybet etmekle oruç delinir. Gıybet nedir? O kimse hazır olsaydı, konuşmanı beğenmiyorsa gıybettir. Kimi konuştun? Hasan Efendi'yi. Hasan Efendi hazır olsaydı senin konuşmanı beğenmiyorsa, inciniyorsa o gıybettir. Ama ben doğru söyledim. Resul-i Kibriya'ya söylediler. Fahri Kainat'a. Ya Resulallah, konuştuğum meselelerin hepsi doğru olsa gıybet olur mu? Yine gıybet olur diyor. Doğru olmaz da fazlalık koyduysan, o söz bu. Doğru. Bunun üstüne bir fazlalık koydun. Ah, bir fazlalık koydum. Bu fazlalığın adına buhtan denir, iftira. O zaman çirkin de oldu. Doğru söyledin, gıybet oldu. Bir de biraz fazla kattın. Böyle etti, şöyle gitti, onu sen bilmezsin. Bu sefer buhtan oldu, çirkin oldu. Oruç iki kere gitti. Sesiniz kesildi ya, cennetliktiniz hani. Sayfa iner. Nimetül İslam 523. sayfa, İhya 1. 670. sayfa, İslam'da helal ve haramlar cilt 2 22 ile 26. sayfa, El Hidaye, şeriatın en meşhur fıkıh kitabı, El Hidaye cilt 1 282. sayfa,
gıybet orucun savabını giderir diye tefsir tevil edilmiştir. Yazıyı da yazdım. Oruç, Ebu Hureyre Hazretlerinden hadis-i şerif, oruç sadece yemeği içmeyi bırakmakla olmaz. Belli zamanda belli şeyler, yemek, içmek cinsi münasebet bıraktım. Hayır, onlar bırakmakla olmaz. E nasıl olur? Boş sözü, kötü sözü bırakmakla, boş işi bırakmakla. Boş söz. Havalar çok soğuk. Herkes biliyor, soğuk. Bu sene kış uzun mu sürecek? Boş söz. Bu yeni hükümet ne getirecek? Boş söz. Ne getirir? Getirir sana ne hükümetler. Amerika, Irak'ta neler yapmış? Boş söz. Senin bir fayda zararın yok ki. Git Irak'tan Amerika'yı çıkar elinde. Boş söz. Kahvede dolandım, boş iş. Sokakta dolandım, boş iş. Oruç, oruç tarifini yaptık ya. Belli ölçüler, ibadet, belli şeyler yemek, içmekten muhafaza. Oruç yemeği, içmeyi belli şeyleri bırakmakla olmaz. E olurdu tarifte. Nasıl olur? Boş söz, kötü söz, boş işi bırakmakla. Bir bak yaptığın iş hiçbir şey dünya ahirete yaramadı, boş iş. Konuştuğun ne dünyaya fayda verdi ne ahirete, boş söz. O zaman olmuş gitti, faydası gitti. Hukuk diyor ki, gıybet etti, yalan söyledi, boş konuştu, boş iş yaptı. Hükmü nedir? Oruç tutmamış gibi olur. Şehri Ramazan'dı bu. Oruç tutmamış gibi olunca azapta olur mu? Kitap diyor, hayır. Orucu niçin tutmadın? Azap olmaz. Kadirini, kıymetini, emanetini koruyamadın, sevabı gider. Orucumu tuttun. E yarabbim sevabı, sen haram işlere nefsini bulaştırdın emanetime. Çocuğun üstünü kirli koydun, sütünü vermedin, pisliklerini temizlemedin. Çocuğu rezil ettin. Ne kaynana razı olur, ne kayınpeder, ne de senin karı. Sesler kesildi. Sesleriniz kesildi. Şevval, Şaban, Recep, Şaban, Şehr-i Ramazan, Şevval. Hutbeye Resulü Kibriya çıkarken üç kere amin dedi. İkinciye niye dedi? Bir kimse Şehr-i Ramazan'a kavuşur da hukukuna eda edemezse yüzüstü cehenneme sürüklensin. Cibril dua etti, Fahri Kainat amin dedi. Şu halde şu Şehr-i Ramazan bayram sabahı ya cennet müjdesi var veya cehenneme girme emri var. İkisinin ortası yok. İkisinin ortası yok. Bu ya helaka götürüyor, bu Şehr-i Ramazan ya rahmete götürüyor. İkisinin ortası yok. Bir ay cennette, iki ayda cehennemde kalayım. Yok, yok. Yok, yok. Kitapları cem ettim. Sonra yürü. Boş iş. Kötü söz. Boş iş. Boş laf bizim millette çok fazla, Türklerde çok fazla. Konuşmalarının %80'i ne karını doyurur ne susuzluğu gider. Boş laf. Camiye geliyor, adam camide boş konuşuyor. Ya sen sokağı evden bırak. Mevlânâ Celâlettin Rûmî Mesnevî-i Şerif'te camiye giren bir kimse boş konuşursa 30 senelik makbul ameli yanar demiş. Cami Allah'ın beyti. Burada boş konuşulmaz. Gülüşüyor, oynaşıyor, gıybet ediyor. Atıyor, tutuyor, palavra kesiyor camide. Ya burası kıraathane değil ki. Burada ya zikir olur, ya namaz olur, ya ilim olur. Şehri Ramazan'da da orucun şer'i hikmeti sayfa 498 ta ki sakınasınız ile Allah korkusuyla nefsi haramlardan korumakla olur. Ta ki sakınasınız. Suriye El-Bakara 183. ayet. Enes bin Malik Hazretlerinden rivayetle Resul-i Kibriya Aleyhisselam'ın hadisi. Sayılacak şu beş şey var ki orucu açarlar, abdesti bozarlar. Orucu açar, sanki yemiş gibi olur. Abdesti bozar. Hani abdestli gezer de adam abdestin faziletine ulaşır, Allah'ın emanetinde olur, ibadet sevap olur. Devamlı abdestli gezenin 7 fazileti var. Ha şu 5 şeyi yaptıysa abdest de bozulur.
abdestliyim demesin. Abdest gitti. Orucu da açar. Yedi. Ha pasta yedi, ha kurabiye yedi, ha şurup içti. Hristiyanların orucu gibi olur. Şunu yeme, bunu yeme, şunları ye. Hristiyanın orucu gibi olur. Soğukta tutmayan, baharda tutam 10 gün ilave edem. Allah'ına pazarlık olmaz ki. 40'a çıkardılar, hiç fayda vermedi. Dün değiştirdiler. Şu 5 şey var ki orucu açarlar. Allah rızası için şahitlik et. Allah rızası diyor. Sayılacak 5 şey var ki bunlar orucu açarlar, abdesti bozarlar. Doğru okudun mu? İşte o için şahit. Abdesti de bozar. Abdestli geziyordun, abdest gider. Kan çıkmış gibi gider. Yalan, söz gezdirmek. Hasan şunu dedi, Amerika bunu dedi, başbakan şunu dedi. Öteki de ona dedi, o da ona dedi, o da ona. Şu halde söz gezdirmenin anası gazetedir. Söz çoğaltmanın anası televizyondur. Televizyonu aç, 40 çuval laf doldursan yine sığdıramazsın. 400 çuval vallahi yine sığmaz. Televizyonda o kadar çok haber var ki, o kadar çok kelam, o kadar çok iş var ki, 1000 çuvala dahi doldursan sığmaz. E şu halde boş söz. O zaman Şehri Ramazan'da televizyonda ne işin var, gazetede ne işin var? Televizyonda, gazetede yalan da var, gıybet de var. Anlattığı %100 doğruysa gıybet. Fazla da attıysa kanalların her birisi kendine göre. O kanal doğru söyler, öteki de 2 kelam fazla da atar. Buhtan da var. Yani orucu koruyordu. Güzel güzel hanımlar, göbek atanlar, şarkı söyleyenler. Buru buru duru duru tamışarın pataça paşata paşata. Ya o zaman oruçta televizyon gazete olmaz. Boş söz var, boş iş var. Sen de tek meraklısın televizyona, işine gelmedi, sustu. Vallahi kız hiç umurumda değil. Hüküm Allah'ın. Haber dinliyorum ya, haberi boş ver. 10 senedir haberleri dinledin. Ne memlekete bir fayda getirdin, ne de sana bir fayda getirdi. Hiç getirmedi ya. Allah aşkına memlekete dinlediğin haberler 10 mark gönderdin mi bir kere haberde? 10 euro verdin mi? Yok. Sen dinledin. Senin sinirini bozdu, şehvetin tahrik etti, gazap getirdi. Uykunu kaçırdı, namazı geciktirdi. Acele acele yastığı kıldırdı. O kanal var, şoda var, ona da dürtecek, buna da. Burada oruç kalır mı? Oruç vallahi Ramazan'ın hepsi. Televizyonun memleketten 40 sene öteye kaçar. Ne sesin çıkmadı, Allah diyordu, söz aldı. İyice sustu. Biz senedin horoz gibi öten bu da sustu. Mısır yedi, düğümlendi kaldı mısırlar şuraya. Kalbe oruçta televizyon olmaz. Bakın sözüm yalansa biriniz çıkın müdafaa edin. Yalan var, şehvet var, gazap var. Şöyle etmiş, böyle etmiş. Oo, 70'tir lan be. Televizyona bakıp şehveti kabarmayan, gazabı gelmeyen, konuşmalardan hiç duygulanmayan bir adam varsa şahit olun 1000 euro bahşiş vereceğim. Var mı içinizde? Bir günü dinlensin, hiç bir kılı kıpırdamıyor. Ne haberden, ne şarkıdan. Var mı 1000 euro vallahi vereceğim. Şu anda oruç muhafaza edemezsin. 1000 euroyu alamadığına göre. Allah'ın cenneti 1000 euro da yemin ettim vallahi vereceğim. Şu televizyonun bir programı seyretsin de hiç şehveti kıpırdamadı hiç. Sanki heykel gibi. Azat düğmesine bakıyoruz, İbrahim hiç kıpırdamadı. Boş iş. Boş iş var ya, zaten 2 saat seyrettin boş. Çişin sıkışık sıkışık, acele acele yastığı yıkıldın yattın. Çünkü haber yastığı da gitti. Bunun oruç neresinde kalır ya kardeşim, bir anlasana. Şehri Ramazan kaçar. Sizin eve gelmez beyim. Gelirse bilmem. Sustu lan. Sinek uçsa duyulur şimdi. Hiç ses yok kimsede. Gazete al bunun kadar. 30 türlü gazete çıkıyor, 30 türlü değişik haber. 30 türlü değişik fikir. Okuduğumuz hadislerin hepsi gazetede var. Televizyonda var. Pek sesim çıkıyordu, donan kaldı. Orucu açar, abdesti bozar. Yalan var, ikisinde de var.
Söz gezdim. Zaten söz makinesi o. Pilav pişirmez. Baklava yapmaz. Televizyondan bir gün pasta iste, bir bardak çay iste, vermez. E ne yapar? Laf üretir lan söz makinesi. Söz gezdirdin. Şu beş şeyi orucu açar. Hep o zaman. Arada bir acele namaz kıldı, yarım yamalak abdesti. Ne abdest de bozuldu zaten, namaz da gitti güme. Gıybet, kötü şehvetle bakmak. Ha bu işte var. Şimdi göbek açma modasında, çok af buyurun göğüsler iyice açıkken, vücudun mahrem bir yeri kalmamışken, çatır patır her yerde sarılıp gözünün önünde öpüşüp dururken, peri gibi Alman sarışın kızları dolaşırken gözlerine perde çek. O zaman sokağa çıkma. Şehvetle bir baktın ne güzel saçı var desen gitti oruç. Ne güzel boyu var desen gitti. Yeşil gözlü desen gitti. Şehvetle bakmak orucu açar, abdesti bozar. Almanlar da bakılmayacak gibi değil ki canım. Yani sanki dünya güzelleri. Nasıl türlerine dokunuyor ki kıtıklasınlar. Gözünün önünde sarılıyorlar. Ben çarşı pazarda 20 sene oldum Avrupa'ya geleli bir kere namazı geçirmedim. Çarşının en kalabalık yerinde kılarım. Nefsime diyorum ki, Mullah Abdurrahman camiden okudum. Sufi, sen ibadetin gelir de halk arasında yapmaktan utanma. O halk her türlü günahı işlerken senden utanmıyor ki. Mullah Abdurrahman cami diyor Sadat Nakşiben. Sen onları koyun sürüsü farz et. Onları kayalık ormanlık farz et. Ben çarşının en kalabalık yerinde Allah'ım. Yap o insanlar. Diyorum bunlar ağaç, kavak ağaçları sıra sıra. Ben kavakta neye utanayım? Sonra nefsime diyor. Sen aksakallıyım diye onlar öpüşmekten utanıyor mu? Gözümün önünde sarılıyor, yarım saat sarılıyor. Öyle sarılıyorlar, öyle sarılıyor. Sarılan erkeğin cebinde 5 euro yok. Kızın karnı acıksa bir pasta alacak para da yok. Bedavadan sarılıyor, keş sarılması. Nişan değil, evlilik değil, nikah değil. Şehvet sarılması. Ben diyorum ki Mehmet Efendi, il senin önünde sarılırken hiç utandı mı? Yok. Ben ibadette niye utanayım ki ya? Göster, istediğin yerde ben namazı kılar. İstediğin yerde abdest alırım, ben utanacak bir şey yapmıyorum ki ya. Dinimin icabı namaz kılıyorum. Utanırım. Ya o benden öpüşüyor, çatır patır utanmıyor. Ben neye utanacağım ki? Mullah Abdurrahman Cami buyuruyor. Sen Allah yolunda ibadet ederken insanlardan utanıp da ibadetini bırakma. Onları koyun sürüsü de, orman de, ağaç de, serçe de. Öttüğüm ya bundan koyun sürüsü. Benden ne alakası var? Onlar benden utanmıyor ki her şeyi yapıyor. Ben de namazdan utanacağım. Geçişi ne ya? Ya bu adamın aklı yok, ya fikri yok. 20 sene oldum ben Almanya'ya geleli bir kere biz namaz karı koca çarşı pazarda geçirmedik. Geçirmem. Geçireceksem çarşıda ne işim var? Gözüme sahip olmayacaksam çarşıda ne işim var? Önüne gelene sulan. Sulandın, sulandın da elin kızı senin cebine girdi mi? Yok. O zaman oruç gitti. Sulandın, ağzının suyu yerlere aktı. Oruçta başını aldı eyvallah beyim ben sende emanet duramam. Neydi? Tak gözlü yarbayı baktım efendim. Orucun şer-i hikmeti kayboldu, takva makva gitti. Ben bir kere geçirmedim namazı, 20 sene. Her yere gittim, Düsseldorf, Münster, neren, Berlin. Şunun adı ne? Köln. En ana caddede kılarım namazı, niye utanayım ya? Ben ne yaptım, hırsızlık mı yapıyorum da utanacağım? Bir kere geçirmem. Benim arabanın arkasını gör lokanta gibi. Bisküvit mi istersin, şurup mu istersin, gusül abdest alacak kadar abdest, bidon mu istersin, terlik mi istersin, palto mu istersin, yedek çamaşır mı istersin? Ben ölürsem benim taksi, benim namaz kıldığıma şahitlik eder. Terliğim var, abdestim var, pusulam var, bozuk para çantam var. Arabayı bir yere park edersem
ya atayım veya elden vereyim. Benim araba benim imanıma şahitlik eder. Sen arabaya gitsem Allah biliyor ne çıkar bilmez. Ne olma olur sizin arabada durmaz ki kaçar gider. Şehir Ramazan hepsi gider. Allah ısmarladık. Sen de takva durgusu yok. Allah korkusu galebe çalmamış. Sen orucu eğlendirmeye, avutmaya sokaklara çıkmışsın. Oruca soruyorsun, Coca-Cola mı içireyim, pasta mı yedireyim? Öyle oruç olmaz ki. Ses kesin, bir de kötü yudus. Niye sustun beyim de sor, niye sustun de? Allah diyor da Allah da kesildi. Seçtim geldim kitaplarım. Ya Rabbim imdad et. Şu beş şey var ki orucu açar, abdesti bozar. Abdest almamış gibi eder. Zahiren, şer'an abdestin duruyor, manen uçar gider, fazileti kaçar. Abdest, Allah'tan korkmanın alamettir, taharettir. E şehvetle bakıyor, taharet kaldı mı? Ya abdest taharettir, temizliktir. Elini yıkayınca günahını siler, ağzını yıkayınca günahını siler. Yüzünü yıkayınca kalbini Allah'a çevirir. Ayaklarını yıkayınca harama gitme der, namaza Allah'a duruyorum. Abdest gitti, yalanla gitti, şehvetle gitti, gıybetle gitti. Abdest gidince namaz gitti. Bir vakit namazı kılanın orucu kalmaz ki kaçıranın. Oruçta başını. Namaz nereye gitti, abdest nereye gitti, oruç da oraya gitti. El ele tutuşurlar. Allah ısmarladı. Neydi o? Orucun şer'i hikmetinden sende haber yok. Sende Allah korkusu yok. Ben seni temizlemeye geldim. Sen beni kirlettin üstüm başımı. Şu halime bak. Simsiyah oldu. Oruç şikayet eden Allah'a adam. Zimmetime geçirdiğim orucu şu elbiselerim gibi bembeyaz tutma mecburum. Kötü şehvet isteğiyle bakmak. Yalan yere yemin etmek. Yalan istediğin kadar. Garanti sen bana güven ben filan filan. Resul Kibriya aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik hazretlerinden buyurdu. İnsanların etini yiyip duran kimsenin orucu yoktur. Gıybet edenin asla orucu kalmaz. İşte hadis. Yedinci hadis. Numaraladım hadisleri bak. Sağ tarafa. Görüyor musun? Bir, iki, üç, yedi. Yedinci hadis, gıybet edenin insan eti, ayet bu. Gıybet eden insanın diri diri etini yemiş gibidir. Ölmüş etini yemiş gibidir. Et yiyen de oruç kalır mı? Bir kimse, en zor yere geldik. Ebu Nasr Hazretleri, Huzeyfetülül Yemani Hazretlerinden rivayet ettiği hadis-i şerif, en zor yere geldik. Bir kimse, oruçlu iken, bir kadının elbisesinin altındakini düşünürse orucu bozulur. Allah aşkına bak, şahitlik ol. Bir kimse oruçlu iken bir kadının elbisesinin altındakini düşünür ise onun orucu batıl olur. İşte Huzeyfetül Yeman. Artist gibi karıyı kızı göreceğin elbisesinin altındaki kaldı mı elbisesinin ciğerinin içine kadar görüyor. Oruç gitmez. Şöyle gözünü yum, hayal etsen gider. Bitmedi. Ebu Nasr Hazretleri Süleyman bin Musa'dan naklen Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhum Resulü Kibriya'dan şu hadisi rivayet etti. Oruç tuttuğun zaman kulağına, gözüne, diline yalandan, harama bakmaktan, haram dinlemekten oruç tuttun. Halka eziyet etme. Sende bir sükunet, vakar meydana gelsin. Oruçlu gününü oruçlu gününe, oruçsuz gününe benzetme. Resul Kibriya bunun için buyurdu ki, nice oruç tutan var ki, oruçlarından kendilerine kalan ancak açlık ve susuzluk kalır. Nice oruç tutan var ki, nice oruç tutan var ki, oruçlarından kendilerine kalan ancak açlık ve susuzluk kalır. Oruç gitti. Aç kaldın, kâr kaldı. Allah da açlığa, susuzluğa önem vermiyor ki. Halka eziyet etme.
sigara içmedim diye evde kafa tutar. İstediği yemek pişmedi diye eve kan kusturur. Akşam gelir öfkeli oruçluyum ya ben ciğaram işlemem içmedim ciğara. Afyonlar ciğara der sigaraya. Kafam kazan gibi ya karı dırlayıp durma. Haberlerde de neler olmuş duymadın. Ya bu adam oruç tutmadı ki. Gazabını bıçak biler gibi biledi. Sigara içmemiş, çayı da içmemiş. Amerika'da Bağdat'ta yakmış yıkmış adam barut ya. O adamın orucu kalır mı ya Allah aşkına? Sen olsan Allah-u Teala seni hakem tayin etse bu orucu kabul eder misin? Nice oruç tutan var ki oruçlarından kendilerine kalan ancak açlık ve susuzluk kalır. Hadis bitmedi tercüman. Nice gece namazına kalkan namaz kılanlar var ki yanlarına ancak yorgunluk ve uykusuzluk kalır. Namazı kılıyor adam, iftitah tekbirini geliyor. Şimdi diyor ki kitapta, şeytanı kovmak gerçek zikirle olur. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak için Allah'ı zikret. Ayet-el Kürsi oku, Fatiha oku, Falak nasıl oku, şeytan kaçar. Euzu billahi mineşşeytanirracim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de 7 kere şeytan sokulmaz. Şimdi bunlar kat'i emirdir. Allah Resulü'nün, ulema evliyanın emridir. Haşa noksan yok. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri İhya-i Ulumiddin 3. ciltte buyuruyor ki tabi bu haberlerin cümlesi sadakta doğrudur. Şeytanı kaçıran zikir gerçek zikirdir. 3. İhya 83. sayfada gerçek zikiri tarif etmiş. Gerçek zikir odur ki kalbi nefsin her türlü günah ve kötülüklerinden temizleyenin zikridir. Kalpte hiçbir günah olmayacak. Aşık kağıdın arkası gibi. Gerçek zikir odur ki kalpte nefsaniyetin günah ve kirlerinden bir leke olmasın. Bu taraf lekeli. Senin zikrin şeytanı kovmayacağının delilini sana getireyim mi? Ben demiyorum İmam-ı Gazali Hazretleri. Senin zikrin şeytanı kovmaz, nefsi ıslah etmez, gerçek zikir değil.